تحقق أي علاقة في الخارج بها، أيضا ترفض التدخل الأجنبي وترفض حمل السلاح، ثورة سلمية. Suriye'deki başlayan bu direniş kesinlikle ulusal bir direniştir. Bütün Suriye'deki bulunan bütün muhaliflerin katılmış olduğu bir direniştir. Halk direnişidir. Kesinlikle Batı'nın bir desteği yoktur. Yabancıların Suriye'ye girmesini istemeyen bir halkın direnişidir bu. Suriye'de kesinlikle bu gösterileri yapan insanlar silaha sarılmamıştır. Yıllardan beri kaybedilen haklarını demokratik bir şekilde geri almak istiyorlar. السوار كانوا يطالبون بالإصلاح وبالحرية وبالكرامة، لكن النظام واجههم بالرصاص، واجه صدورهم العارية بالرصاص الحي، فصار هناك قتلى وشهداء كثيرين، لذلك أصبح الآن المطالبة برحيل النظام. Suriye'deki bu olaylar başladığı zaman halk hürriyet, demokrasi ve islahatlar istemişti. Fakat Suriye nizamı, Suriye ordusu bu sokağa çıkan hürriyet talep eden insanların karşısına silahla çıktı, onları öldürmeye başladı. Olaylar büyüdükçe insanlar bu defa bu zalim nizamdan kurtulmak için bir an önce bu nizamın gitmesi, düşmesini istiyorlar. بعد سقوط هذا النظام ستكون هناك حكومة وطنية، حكومة ائتلاف وطني، حكومة اتحاد وطني، تشارك فيها كل فئات الشعب، كل مكونات الشعب السياسية والدينية والعرقية. Tabii bu nizam gittikten sonra Suriye'deki bulunan bütün muhaliflerin ortaklaşa kurmuş olduğu ulusal bir yönetim tarafından yönetilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. والمجلس الوطني الذي تأسس قبل شهرين يضم كل فئات المجتمع السوري. Şu anda Suriye'deki bu direnişin önderliğini yapan insanların bütün Suriye'deki muhalifler tarafından teşkil edilmiş bir siyasi grup olduğunu söylemek istiyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 22 ülkenin sınırları değişecek demişti. Arap dünyasında Arap Baharı diye adlandırılan bu ayaklanmalar BOP'un bir parçası olabilir mi? BOP'un bir yönlendirmesi olabilir mi? Kanat Vazirat-ı Hariciye Amerika'ya Condoleezza Rice algat kelime ve muhadara kabla bid'a senavat fe kanat tekul fi mustakbel setetegayyer hudud 22 devlet. هذه التحركات العربية أو عربية العرب من صنع الأمريكا أو من صنع الشعب العربي نفسه. أمريكا لا تكف عن محاولات التدخل والهيمنة على البلاد العربية، لكن هذه الثورات في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا ثورات شعبية وطنية لا علاقة لها بالخارج مطلقا، بل هي فاجأت الغرب وفاجأت أمريكا. Amerika ve Batı'nın yıllardan beri bölgede parmağı, oyunları oynanmakta ve bu oyunlarını başarıya ulaştırmak için çalışmaları devam etmektedir. Fakat öncelikle Tunus'ta ve sonra Libya, Mısır, Libya ve diğer Arap ülkelerinde başlayan bu halk direnişleri Batı'yı da şoka uğratmış durumda. Çünkü onlar böyle bir şey beklemiyorlardı. Şu anda Arap ülkelerinde olan, özellikle Suriye'de ve diğer Arap ülkelerinde olan bütün bu halk hareketleri kesinlikle halkın direnişiyle başlayan hareketlerdir. Batı'nın kesinlikle bir eli yoktur. Ama Batı'nın da hesapları vardır bu olaylar içerisinde. Ama kesinlikle Batı bu Arap ülkelerindeki halkları harekete geçirmiş değildir. Peki Büyük Orta Doğu projesiyle alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Yani şimdi bu cümleler, ABD Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu cümleler 22 ülkenin sınırları değişecek demişti. Büyük Orta Doğu projesinin de böyle bir biliyorsunuz amacı var. Bunda bağlantı kurulabilir mi? Tabii ki size kendileri de dediler. Bunun hiçbir şekilde birilerinin isteğiyle değil, halkın kendi ayaklanmasıydı. Bir de şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin BOP eş başkanlarından biri olmasını nasıl değerlendiriyorlar? لقد تفضلتم بأن هذه التحركات العربية هي من صنع الشعب العربي 100% وليس تدخل من خارج من الدول العربية. ولكن نحن نعرف هناك وزيرة الخارجية الأمريكية حكت أن ستكون مشروع شرق الأوسط الجديد قبل بدء التحركات العربية، فكيف تقيمون بين كلام رئيسة الوزيرة الأمريكية وتحركات هذه؟ وهناك مشروع شرق الأوسط الجديد، وكما تعرفون أن رئيس الحزب الحاكم التركي هو رئيس مشروع شرق الأوسط الجديد،
سيدي كلام الولايات المتحدة كلام قديم وسابق، وهي لا تكف عن التدخل ولا تكف عن محاولات الهيمنة، لكن هذا لا علاقة له بثورات الشعوب. هذه الشعوب قررت أن تتخذ قراراتها بنفسها وأن تقرر مصيرها بنفسها. هذه الشعوب هي أكثر وطنية من الحكام، أكثر وطنية، وهي مع القضية الفلسطينية أكثر من الحكام أنفسهم. لذلك لا يمكن اتهام الشعوب العربية هذه أنها تعمل لصالح أمريكا، بالعكس أمريكا تخشى من الشعوب العربية. أمريكا الآن تطيل أمر النظام السوري، أمريكا ما تزال حتى الآن هي وإسرائيل متمسكة بهذا النظام السوري لأنه يخدم مصالحها. Tabii Batı'nın ve Amerika Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın söylemiş olduğu bu şey gerçektir. Onların böyle bir düşünceleri vardı. Ama Arap ülkelerindeki başlayan bu halkın direnişi kesinlikle onunla bir alakası yoktur. Bu olaylardan sonra Amerika ve Batı şoka olmuş durumdadır. Tabii bundan faydalanmak için ellerini bu bölgelere uzatmış durumdadırlar. Şunu herkes kesinlikle bilsin ki Arap ülkelerindeki bu diktatörlerin kesinlikle ve kesinlikle halktan daha çok vatansever olamamışlardır. Filistin davasına, Kudüs davasına en çok sahip çıkan Arap diktatörleri değil, yine halklar olmuştur. Batı'nın ve İsrail'in şu anda dahi Bashar Esad'a dışarıdan Suriye'deki bulunan bu nizamı dışarıdan medyadan sizin de takip ettiğiniz gibi ne kadar da kötüleseler de şu anda Bashar Esad'ın ve nizamının Suriye'de bulunması henüz düşmemesinin tek sebebi de İsrail ve Batı'nın özellikle Amerika'nın bu nizamı desteklemesinden dolayıdır. Peki ben çok teşekkür ediyorum size de konumuza da Müslüman Kardeşler Eski Genel Başkanı Sayın Ali Elbaynuni ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Şerafettin Moloğlu stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah toplantılarınız hayırlara vesile olur. Bizler de TV5 ailesi olarak bu toplantıları zaten takip ediyoruz. Şimdi son olarak söylemek istediği bir şey varsa izleyicilerimize. Mazat ve cihal şi'abı Türkiye valla. Ana akul şi'abı Türkiye. أن الشعب السوري هو وثيق الصلة بالشعب التركي، هناك علاقات وثيقة، نحن جيران. الشعب السوري ينتظر من الشعب التركي الدعم والمساندة والتأييد في ثورته ضد الظلم والفساد. Son olarak şu Türk halkına şunu söylemek istiyorum ki biz Türkiye halkıyla uzun yıllardan beri bağı olan bir halkız, akrabalarız. Suriye'deki Müslümanların, Suriye'deki halkın bu zalim nizama karşı başlatmış oldukları bu direnişi her konuda desteklemelerini istiyorum. وأعتقد أن النظام الجديد في سوريا سيكون نظاما ديمقراطيا يتمتع فيه الناس جميعا بالحرية والمساواة، سيكون أكثر تعاونا مع الشقيقة تركيا. İnşallah bu nizamın gittikten sonraki Suriye'de kurulacak olan yeni hükümet demokratik bir hükümet olacak. Hak ve özgürlükler bütün Suriye halkını kapsamış olacak. Ondan sonraki dönemlerde Suriye halkıyla Türkiye halkının daha değişik konularda yardımlaşma, dayanışma içinde olacağını düşünüyorum. Demokratiye fi Suriye leyset li maslahati şi'abi Suri fakat innema li maslahat şu'ubil mantika kulliha. Suriye'de şayet demokratik bir hükümet gelirse bu sadece Suriye halkının değil bölgedeki bütün ülkelerin halkları için önemli bir şey olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.